Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü dersimiz mayoz gençler. Mayoz bölünme nedir? Mayoz bölünme sonucunda hangi olaylar meydana gelir? Bugünkü dersimizde çok detaylı bir şekilde anlatacağız. Tabii ki öncelikli olarak ödevlerinizi de vereyim. Bir önceki dersimizde eşeğsiz üremeyi anlatmıştık. Eşeğli üremeye de geçmeyeceğiz. Mayoz bölünmenin sonuna kadar olan tüm soruları yapmış olmanız gerekiyor. Yani sayfa 49'a kadar yapmadığınız her herhangi bir kısım sıfırdan ona da kalmayacak. Dinamo'da da yine aynı mantıkta mayozun sonuna kadar olan kısmı yapıyorsunuz gençler. Yani sayfa 44'e kadar yapmadığınız herhangi bir noktanın kalmamış olması gerekiyor. Hazırsanız konu anlatımına hızlıca başlayalım. Müzik <laughs> Şimdi öncelikli olarak tabii ki bugünkü dersimizde mayozdan bahsedeceğiz. Mayozun ne demek olduğunu söyleyeceğiz. Mayozla ilgili kavramlardan homolog kromozomun ne demek olduğunu, lokusun ne demek olduğunu, haploid ve diploidin ne demek olduğunu anlatacağız. Mayozun genel özelliklerini vereceğiz. Evreleri nelerdir? Hangi evrede hangi olay meydana gelir? Bunlar da tabii ki bugünkü dersimizin konusu olacak diyeyim. Mayozla başlıyorum. Şimdi mayoz tabii ki iki en kromozomlu eşey üreme ana hücrelerinden en kromozomlu gametlerin yani üreme hücrelerinin meydana gelmesini sağlar kromozom sayısını yarıya indiren bir olaydır. Yani mayoz bölünme sanucunda iki en kromozomlu hücreden dört tane yavru hücre meydana gelecek meydana gelen her bir hücrenin kromozom sayısı da en şeklinde olacak. Dişi gametler yumurta ismini alacak. Erkek gametler ise sperm adını alacak. Yani dişiler mayoz bölünme sonucunda yumurta hücrelerini erkeklerde sperm hücreleri meydana getirecek. Yumurta ve sperm en kromozomlu hücrelerdir ki şekilde de hem yumurtayı hem de spermleri görebiliyoruz. Mayoz canlıların üreme organlarında bulunan üreme ana hücrelerinde meydana gelecek mayoz sonucunda oluşan gametler hem ana hücreden hem de birbirinden farklı kalıtsal özelliklere sahip olacaklar. Mayoz bölünme bu nedenle genetik çeşitliliği sağlayacak. Hatta mitoza eşeysiz üremenin temelidir demiştik ya. Mayoza eşeyli üremenin temelidir diyeceğiz. Mayoz ve döllenme tabii ki neyin temelini oluşturacak? Eşeyli üremenin temelini oluşturacak. Eşeyli üremeye baktığımız zaman da aynı türün bireyleri arasında kalısal çeşitliliğe yani varyasyonlara neden olacak. Mesela en basitinden insanları düşündüğümüz zaman tabii ki insan bir türdür. İnsanlar birbirine benzer ama birbirimizin fotokopisi gibi değiliz. Bazılarımız daha esmer tene, bazılarımız daha beyaz tene sahip, bazıları mavi, bazıları yeşil bazıları kahverengi göz rengine sahip. Farklı göz renkleri, farklı ten renklerinin oluşması varyasyondur. Yani tür içi çeşitlilik anlamına gelir. Tabii ki mayoz bölünme de tür içi çeşitliliği arttıracak. Şimdi biri anneden, diğeri babadan gelen şekil ve yapı bakımından birbirine benzeyen kromozomlarımız var. Bunlar bizim homolog kromozom adını verdiğimiz kromozomlar homolog kromozomlar eşlenmiş bir şekilde bir araya gelmiş olacaklar. Eşlenme sonucunda da birbirinin fotokopisi yapılar meydana gelecek. Mesela benim gözümle ilgili atıyorum kahverengi gözgenim şurada olsun. Benim kahverengi gözgenimin karşılığında iken kromozomlu bir canlıyım ya her özelliğimle ilgili iki tane gen taşımam gerekiyor ya gözümle de ilgili iki tane genim var. Biri kahverengi gözgeni olsun biri mavi gözgeni olsun saçımla ilgili de bir kıvırcık saç genim bulunsun bir de düz saç genim bulunsun ne olacak bunlar hücre bölünmesinden önce eşlenecekler şurada benim kahverengi göz genimle düz saç genim yok muydu fotokopisini çekti. Yani burada da kahverengi gözle, düz saç geni var. Şurada mavi göz geni ile kıvırcık saç geni vardı. E bunlar da birbirinin fotokopisi gibi oldu. Şuradaki ile şuradaki birbirinin aynısı ya. Bunlar kardeş kromotit dediğimiz kromotitler olacaklar. Homolog kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu özel bölgeler bulunacak. Bunlara da lokus ismi verilecek. Aynı karaktere ait genlerde Aynı lokuslarda tabii ki yer alacak homolog kromozomlar çiftler halinde bulunuyorsa biz bu canlılara diploid yani 2N kromozomlu canlılar ismini vereceğiz. Mesela insanlar ne diyorum 2N 46 kromozomludur. Her bir özelliğimle ilgili iki tane genimin bulunduğunu söylüyorum. Göz rengimle ilgili iki genim var. Cinsiyetimle ilgili iki tane genim var. Saç şeklimle, pankreas büyüklüğümle, boy uzunluğumla alakalı iki tane gen taşıyorum. Ama bazı hücreler en kromozomludur. En kromozomlu demek de her şeyden bir tane var demek. Benim gözümle ilgili tamam iki tane genim var. Ben mayoz bölünme yaptığım zaman yumurta hücresi oluşturuyorum. Yumurta hücreme gözümle ilgili bir tane geni veriyorum. Kahverengi gözgenini de verebilirim, mavi gözgenini de verebilirim. Ama en kromozomlu canlıda her özellikten bir tane bulunur. En kromozomlu canlıya da haploid veya monoploid ismi verilir. Kalıtımda da bu bilgi çok işimize yarayacak eşey ana hücreleri mayoza başlamadan önce mitozda olduğu gibi bir interfaz geçirecekler. İnterfaz evresi aslında mitozdaki interfazla aynı. G1S ve G2 evreleri olacak. G1 ve G2 evrelerine yuvarlak olarak aynı cümleleri yapıştırabilirim. Organel sayısı artar, ATP sentezi hızlanır, metabolik olaylar hızlanır, hücre büyür diyebilirim. S evresinde ise DNA'nın eşlenmesi ve miktarının iki katına çıkması söz konusu olacak. Ne dedim? G1 ve G2 evrelerinde organel sayısı artar. Çok fazla hayvan hücrelerinde iyi ipliklerini oluşturan sentrozom organelinden bahsedeceğiz ya. Sentrozom organelinin de tabii ki eşlenmesi gerçekleşiyor. Organel eşlenmesi nerede? İnterfazda. Tabii ki hayvan hücrelerinde sentrozom organelinin çoğalması da interfaz evresinde meydana gelecektir diyeyim. Mayoza baktığımız zaman en başta interfaz evresi meydana gelecek. Arkasından da mayozun iki tane aşaması olacak. Bunlardan birincisine mayoz 1, ikincisine mayoz 2 ismini vereceğiz. Mayoz 1'in de bir çekirdek bölünmesi bir de stoplazma bölünmesi kısmı var. Çekirdek bölünmesi dediğimiz kısım profaz, metafaz, anafaz, telafaz olacak. Stoplazma bölünmesine de stokinez 1 ismini tabii ki verebileceğiz. Yani mitozdaki profesör metenin anası telefon satacakmış kısmı burası için de geçerli. Mayoz 2'ye bağlı olanlara da profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 ve stokinez 2 ismini veriyoruz. Mayoz 1'e baktığımız zaman çekirdek bölünmesi 1, karyokinez 1 ismini de verebiliriz. İlk evremiz tabii ki ne olacak? Profaz 1 evresi dediğimiz evre olacak gençler. Ki mayoz bölünmenin en can alıcı evresi profaz 1 ismini verdiğimiz evredir. Normal şartlardan mitozda ne diyorduk? Kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşüyor diyorduk. Burada ise kromozomlara dönüşüm değil de, tetratlara dönüşüm söz konusu olacak. Eşlenen kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaptı. Kromozomlara dönüştüler. Kromozomu da hatırlatmış olalım. Kromozom dediğimiz iki tane kardeş kromatitten meydana geliyordu. Homolog kromozomlar da yan yana gelerek dörtlü bir yapı oluşturacaklar ki tetrat dediğimiz Homolog kromozom dediğimiz yapılar sadece mayoz bölünmede meydana gelecek. Bunlar tabii ki birbirlerine geçici olarak bağlanacaklar. Bunların birbirlerine geçici olarak bağlanmasına sinapsis, bunların birbirine değdiği noktalara da kiyazma ismini vereceğiz. Homolog kromozomların birbirlerine değdikleri noktalarda da tabii ki parça değişimi dediğimiz olay meydana gelebilecek. Bu da crossing over olarak isimlendirilir gençler. Hatta onu şuradan size göstermiş olayım. Şimdi şu benim bir kromozomum olsun. Şu kromozomumda kahverengi gözgenim vardı. Şurada da benim ee, kıvırcık saç genim vardı diyeyim. Sonra bunun karşısında da ben mavi göz gelini aynı zamanda düz saç gelini taşıyor olayım ne yaptım? İnterfaz evresinde DNA'mı eşledim. DNA'mı eşlediğim zaman tabii ki bunun bir fotokopisini oluşturdum. Karşılıklı kahverengi gözgenlerim ve kıvırcık saçgenlerim var. Aynı şekilde şunun da fotokopisini yaptım. Yani şurada da küçük A'ya küçük B bulunacak. Fotokopisi olduğuna da küçük A'ya küçük B bulunacak. Bunlar homolog kromozomlar. Mayoz bölünmede şu homolog kromozomlar bir araya gelecek. Birbirlerine değecekler. Sonra ben yumurtalıyorum Ortama bunlarla ilgili birer tane vereceğim ya. Mesela gözle ilgili bir gen vereceğim. Saç şeklimle ilgili bir gen vereceğim. Normal şartlarda şu parçayı verdiğimi hayal et. Yani mutlaka büyük A ile büyük B bir arada hareket ederdi. Veya şu parçayı verebilirdim. Küçük A ile küçük B birlikte hareket ederdi. Ben çocuğuma ya kahverengi gözle kıvırcık saçı verirdim ya da mavi gözde düz saçı verirdim başka alternatif olmazdı ama ne olacak şimdi? Bunların arasında birbirlerine değdikleri noktalarda parça değiş tokuşu olabilecek. Parça değiş tokuşu olduğu zaman Bunda değme olmadı. O zaman burası büyük A, büyük B olarak kalmaya devam edecek. Ama şurada değme oldu. Bunun karşısı büyük A'ydı. Şu ikisi yer değiştirdiler. Karşısı küçük B oldu. Diğer tarafa baktığım zaman şurası küçük A şeklindeydi. Küçük B şeklindeydi. Büyük B geldi. Buradan da aynı mantıkla değme olmadığı için küçük A'ya küçük B kaldı. Normal şartlarda ben bunlardan herhangi birini verebiliyordum ya. Değme olmadığı zaman ya büyük A'ya büyük B'yi verecektim. Şu parçayı ya da küçük A'ya Küçük B'ye iki alternatifim vardı. Ama DM meydana gelince şu parçayı verirsem büyük A büyük B verdim demektir. Bu parçayı verirsem büyük A küçük B verdim demektir. Bu parçayı verirsem küçük A büyük B verdim demektir. Bunu da verirsem küçük A küçük B verdim demektir. Yani crossing over parça değiş tokuşu genetik çeşitliliği arttırmış oluyor diyeyim gençler. Tabii ki burada da bir matematik söz konusu olabiliyor. Bizim kromotitlerimiz vardı. Şu birinci kromotitim, bu ikinci kromotitim, bu üçüncü kromotitim, bu dördüncü kromotitim. İki tane kromotit bir araya geldiği zaman şöyle kromozom adını verdiğimiz yapıları meydana getirmiyor muydu? O zaman dört tane kromatit iki tane kromozom eder diyebilirim. Sonra baktığımızda da bu dört tane... 2 tane kromozom da bir araya geldiği zaman tetrat adını verdiğimiz yapıları meydana getiriyor. Mesela soru üstünden anlatayım. İnsanlar kaç kromozomlu? 46 kromozomlu. O zaman insanlarda kaç tane kromatit vardır? 92. Mayoz bölünme sırasında kaç tane tetrat oluştururlar? 23 tetrat oluştururlar diyeceğiz. Crossing over dediğim gibi yeni gen kombinasyonlarının meydana gelmesini sağlayan bir olaydır. Gamet çeşitliliğine ve döllenme sonucu oluşan tür içi çeşitliliği arttırır. Crossing over her mayoz sırasında gerçekleşmeyebilir. Yıldız, yıldız, yıldız. %99.9 tabii ki meydana geliyor ama gelmeme ihtimali de var. Çünkü crossing over dediğimiz olay tesadüfi gerçekleşen bir olaydır. Sonra profazın sonlarına doğru gelmeye başlayalım. Birincisi, profazda ne yaptın? Mitozdaki cümleleri yapıştır. Çekirdek zarı parçalanmaya başladı. Çekirdekçik ortadan kayboldu. Endoplazmik retikulum varsa kayboldu. Kromatin iplikler tetratlara dönüştü. Crossing over meydana geldi. Eğer tesadüfen gerçekleşecek bu olay meydana gelirse %100 gerçekleşmek zorunda değil dedim. Kromozomlar kinetokorlarından yavaş yavaş iyi ipliklerine tutunmaya başladılar. Sentrozomları zaten hayvansal bir hücre hayal ediyorum. Sen interfazda eşlemiştin. Eşlediğin sentrozomlar da zıt kutuplara doğru hareket etmeye başladı. İyi ipliklerine hayvan hücrelerinde sentrozom meydana getiriyordu unutma. Bitki hücrelerinde sentrozom yoktu. Mikrotübül organize edici bölge vardı. Bunlar tarafından gerçekleştiriliyordu. Sonra kim gelecek? Profaz 1 bittiğine göre sırada metafaz 1 var. Normalde kromozomlar ekvator düzlemine dizilir diyorduk ya. Artık mayoz 1'de kromozom deme onlara tetratlar de. Homolog kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilir. Tetratlar hücrenin ekvator düzlemine dizilir diyeceksin. Tüm kromozomlar kinetokorlarından i ipliklerine bağlandıktan sonra da hop anafaz 1'e gideceksin. Tetratları kim oluşturuyor? Kromozomlar. O zaman zıt kutuplara sen kimleri çekeceksin? Kromozomları. Kardeş kromatitleri değil. Bunların içindeki parçalar kardeş de Zıt kutuplara çekilen şey kromozom adını verdiğimiz yapılardır. Homolog kromozomların farklı kutuplara gitmesiyle kromozom sayısının yarıya inmesinin de tabii ki temeli atılmış olacak. Homolog kromozomlar da rastgele kutuplara gidiyorlar. Hangisinin ne tarafa gideceği belli değil. Nasıl crossing over genetik çeşitliliği sağladıysa anafaz 1'de homolog kromozomların rastgele zıt kutuplara gitmesi de tabii ki genetik çeşitliliği sağlar diyeyim gençler faz 1'i bitirdiğimize göre sırada telofaz 1'imiz var. Zıt kutuplara çekilmiş kromozomlarda sentromer ayrılması gerçekleşmedi. Eşlenmiş kromotitler tabii ki bir arada bulunuyorlar. Telofaz 1'de türe bağlı olarak çekirdek zarı yeniden oluşabilir. Çekirdekçik yeniden oluşabilir. O kromozomlar kromatin ipliğe dönüşüp profaz 2'de tekrar kromozoma dönüşebilir veya bazı türlerde ya zaten birazdan çekirdek zarı bir daha eriyecek kromatinler tekrar kromozomlara dönüşecek ne gerek var denip bu olaylar meydana gelmeyebilir zaten telofaz 1 ile sitokinez 1 eş zamanlı olarak gerçekleşiyor şey gibi hayal etme metafaz bitti fırt anafaza anafaz bitti fırt telofaza geçmiyor telofaz meydana gelirken yavaş yavaş sitokinez de zaten başlamış oluyor sonrasında da sitokinez 1 dediğimiz olay meydana gelecek Hayvansal bir hücre ise tabii ki ne olacak? Bir hücreden iki tane yavru hücre meydana gelecek. Hayvan hücresi ise boğumlanmayla olay gerçekleşecek. Eğer bitki hücresi ise hücre zarının dışında hücre çeperi, hücre duvarı adını verdiğimiz yapı var. Haliyle boğumlanma değil, ara çeper, ara lemel oluşumuyla bir hücreden iki tane hücre meydana gelecek. Yani mayoz bölünmeye baktığın zaman ilk evresi neydi? Mayoz 1 evresiydi. Mayoz 1 evresinin sonunda iki tane hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı n. He, yazdım aklıma. Kromozom sayısı mayoz 1'in sonunda yarıya inmiş oldu. Kromozomlar iki kardeş kromatitli haldeler. İnterfazda kromozom sayısının yerine sahip olan en kromozomlu iki tane de hücre meydana geldi. Sitokinez 1'in sonucunda oluşan en kromozomlu 2 yavru hücre hop mayoz 2'ye geçecek. Yıldız, yıldız, yıldız. Mayoz 2'nin başında interfaz meydana gelmez. Sadece mayozda bir kere interfaz meydana geliyor. O da mayozun ta en başında yani mayoz 1'in başında gerçekleşiyor. Bu yavru hücrelerin her biri DNA işleşmesi gerçekleşmeden ayrı ayrı mayoz 2 dediğimiz evreye giriyor. Çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi yeniden başlayacak. Hayvan hücrelerinde mayoz 1 sonucunda oluşan yavru hücreler mayoz Mayoz 2'ye girerken sentrozomun eşlenmesi tekrar meydana gelebiliyor. Aslında ne demek istedim? Mayoz 1 bitti. 2 tane yavru hücre oldu. Şimdi mayoz 2 evresine gireceğiz. Buradan da 2 tane yavru hücre olacak. İki tane hücre mayoz 2'ye girdiği için sonuçta mayoz bölünme sonucunda dört tane yavru hücre oluşacak. Şurası iken kromozomlu. Mayoz 1'in sonunda oluşanlar en kromozomlu. Mayoz 2 mitoza evresel olarak çok benzer. Kromozom sayısında herhangi bir değişiklik olmayacak. Dört tane en kromozomlu yavru hücre olacak. Mayoz 2'nin başında bir daha söylüyorum interfaz yok. Sadece sentrozom eşlenmesi hayvansal hücrelerde meydana geliyor. Mayoz 2'ye baktığımız zaman öncesinde interfaz tabii ki meydana gelmez. DNA'nın kendine eşlemesi de söz konusu değil. Mayoz 1'in sonunda oluşan iki hücrenin her biri mayoz 2'ye girer ve sonuçta haploid kromozomlu 4 tane yavru hücre meydana gelir. Mayoz 2 3 aşağı 5 yukarı mitoza benzer şekilde gerçekleşir. Cümlesel olarak kromozomlar dizilir, kardeş kromatitler zıt kutuplara gider diyeceğiz. Mayoz 2 Mitozun aynısıdır demiyorum. Mayoz 2 mitozun aynısı değil. Mayoz 2 mayozun başka bir evresi ama olaylar benzerdir tabii ki gençler. Mayoz 2'ye baktığım zaman da yine çekirdek bölünmesi yani karyokinez 2 meydana gelecek. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 evrelerimiz söz konusu olacak. Arkasından da sitoplazma bölünmesi dediğimiz olayı gerçekleştirmiş olacağız. Bakıyorum çekirdek bölünmesi 2, karyokinez 2, tabii ki profaz 2 ile meydana geldi. Dedik ya telofazda mayozun devamı olduğu için bazen çekirdek zarı oluşmayabilir, çekirdekçik meydana gelmeyebilir. Ola ki o türde meydana geldiyse çekirdek zarı oluştuysa tekrar kaybolacak. Çekirdekçik oluştuysa kaybolacak. Kromatin iplikler o zaman Durmuyorsa yerinde kromozomlara dönüştülerse kromozomların geri dönüşümü olmadıysa tekrar bunları kromozomlara dönüştüreceğiz diyeyim. Kromozomlar i ipliklerine kinetekor dediğimiz kısımlardan da bağlanmış olacaklar. Aslında mitozun profazında söylediğimiz cümlelerden farklı değil. Sadece mayoz birin sonunda iki hücre oluşmuştu ya iki hücreyle yolumuza devam ediyoruz metafaz 2'ye geldiğimiz zaman kromozomlar ne yapacaklar hücrenin ekvatoral düzleminde yan yana dizilmiş olacaklar iyi ipliklerine tutulacaklar anafazda kromozomları bir arada tutan kardeş kromatitler zıt kutuplara gidecek artık her zıt kutupa giden e, kromatite de kromozom ismini verdiğimiz için kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar diyebiliriz gençler şunların her biri birer kromozom olduğu için için 2N4 kromozomlu diyebiliriz. Buradaki şekilde ise 2N2 kromozomlu bir hücreden bahsediyorduk. Telofaz 2 ise kromozomların kromatin ipliklere tekrar dönüştüğü iyi ipliklerinin kaybolduğu çekirdek zarı çekirdekçik endoplazmik retikulumun tekrardan oluştuğu evredir. Bu evreyle tabii ki eş zamanlı olarak sitoplazma bölünmesi meydana gelecek. Buradan iki hücre buradan iki tane hücre oluşacak diyeyim ki sitoplazma bölünmesini de şuradan göstermiş olayım. Zaten en baştaki hücrelerimiz mayoza başlarken en kromozomluydu. Haploid en kromozomlu bir hücreden iki tane yavru hücre meydana geldi. Mayoz 2'yi geçiren yavru hücre sayısı iki tane olduğu için tabii ki mayoz 2'de sitokinezin 2'nin tamamlanmasıyla dört tane hücre meydana gelecek. Sağlıklı hücrelerin kromozom sayısı endir birbiriyle aynıdır. Sitoplazma miktarı tabii ki farklılık gösterebilir. Organel sayısı farklılık gösterebilir. Oluşan her bir hücrenin de genetik yapısı birbirinden farklı olacaktır diyeyim. Hayvan hücrelerinde unutmayın stokinez boğumlanmayla bitki hücrelerinde ise hücre çeperi varlığından dolayı Ara çeper ara plak oluşumuyla meydana geliyordu. Böylelikle bir hücreden iki hücre oluşmuştu. Tekrardan hatırlatayım. Bitki ile hayvan hücresinin kıyasında sentrozom da gelir. Hayvansal hücrelerde iyi iplikleri sentrozom organeli tarafından, bitki hücrelerinde ise mikrotübül organize edici bölgeler veya sitoplazma tarafından meydana getirilir diyebiliriz. DNA miktarındaki değişimden de tabii ki bir bahsetmiş olayım. Şimdi DNA miktarıyla kromozom sayısını birbirine katmıyorsun. DNA miktarı için şöyle bir durum söz konusudur. Benim G1 evresinde 2x kadar DNA'm var diyelim. DNA'yı eşlediğim zaman haliyle benimki ne kadar olacak? 4x kadar yani iki katına çıkmış olacak. S evresinde DNA'mı eşledim hop 4x kadar oldu. Sonra mayoz 1'i bitirdiğim zaman DNA miktarım yarıya düşmüş olacak. Mayoz 1'in sonunda tekrar sitoplazmayı böldüğüm zaman da tekrardan bir daha yarıya düşme söz konusu olacak. Hatta şuranın üstünden göstereyim size gençler bu biraz kafa karıştırıcı bir şeydir. Siz de benimle birlikte not alın isterseniz mantığını anlayın isterseniz ya hocam uğraşamayacağım ben ben kısadan ezberliyorum deyin. Şöyle bir durumdan bahsediyorum bir tane hücrem var. Bu neydi? Mayoz bir adını verdiğimiz evresiydi. Burada iki tane yavru hücre oluşacaktı. Sonra bu ne olacaktı? Mayoz iki adını verdiğimiz evreye girecekti. Mayoz iki evresinin sonunda da hop dört tane hücre meydana gelecekti. Mesela bu hücrenin kromozom sayısı 2 n eşittir 46 kromozomlu olsun. DNA miktarı da 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 şeklinde olsun. Kromozom sayısını söyledim. Bu hücre diyelim ki 2 en kromozomlu. Mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya iner. Oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı n'dir. Mayoz 2'de değişim olmaz. Yine oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı n şeklindedir. Burada DNA miktarı 4 çarpı 10 üzeri 8'miş ya. Mesela sana dedi ki bir hücrenin DNA miktarı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Mayoz 1 sonucunda oluşan her bir hücrenin DNA miktarı kaçtır dedi. Her bir hücrenin de DNA miktarı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Ya hocam zaten 4 üzeri 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 de mayoz bir sonunda 2 hücre oluştu da nasıl her birine 4 tane gitti deme. Çünkü hücrenin en başta 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'di de interfazda eşlenme meydana geldi ya sen en başı 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak düşüneceksin. DNA eşlenmesi interfazda gerçekleştiği için e son duruma baktığın zaman da 2 çarpı 10 üzeri 8 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 şeklinde her biri olacak. Soru sorarsa kromozom sayısı mayoz 1'in sonunda n'e düştü. DNA miktarını değişmemiş gibi düşündün. Aslında değişti çünkü sen en başta eşlenmeyi de hesaba kattın. Yine buradan göstermiş olayım. Başta ne kadardı? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'di. Eşlediğim zaman ne oldu? 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 oldu. Hop tekrardan mayoz bir bittiğinde en baştaki gibi 4'e düştüm. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'e sonra da 2 çarpı 10 üzeri eksi 8'e düşmüş oldum. Dediğim gibi bu can alıcı bir kısımdır gençler. Kromozom sayısı değişimini de hemen göstermiş olayım. Kromozom sayısına baktığımız zaman da en ve iki enlerden bahsedebiliriz. En başta hücremin kromozom sayısı ne? Zaten o mayoz bölünme sırasında kromozomlar meydana geliyor. İki en kromozom sayısına sahibi. Mayoz 1'in sonunda ne olacak? Kromozom sayısı n'e düşmüş olacak. Anafaz 2 evresinde geçici olarak kromozom sayısı 2 katına çıktı. Sitokinez 2 evresinde de tekrardan yarıya düştü diyebiliriz gençler. Hemen mayozu da şöyle hayvansal hücrelerde nasıl gerçekleşiyordu bir hatırlatmış olayım. Şimdi bizim hücrelerimiz normal şartlarda İçerisinde kromatin iplikler bulunuyorlardı. Mayoz bölünmenin profaz bir evresinde kromatin iplikler tetratlara dönüşeceklerdi. Metafazda tetratlar hücrenin ekvator düzlemine dizileceklerdi. Anafaz 1'de kromozomlar zıt kutuplara hareket edecek. Telofaz 1'de yavaş yavaş stokineze de hazırlanıyorsun. İki tane yavru hücre oluştu. Türe bağlı olarak etrafta tekrardan çekirdek zarı oluşabilir. Çekirdekçik oluşabilir. Kromozomlar kromatin ipliğe dönüşebilir veya ya ne gerek var ki zaten devam edeceğiz deyip işe devam edebilirler. Eğer oluşum varsa profaz 2 evresinde çekirdek zarı tekrar kaybolur. Çekirdekçik ortadan kalkar. Metafaz evresi kromozomların ekvator düzlemine dizildiği evredir. Mayoz 2'nin metafaz 2'si. Anafaz 2'de zıt kutuplara kardeş kromotitler gidecek. Telafaz 2 evresinde de stoplazma bölünmeye başlayacak. Hop 4 tane yavru hücreyi elde ettin. Şekilsel sorular için konuşuyorum gençler. Bir hücrenin mayoz bölünme mi, mitoz bölünme mi yaptığını şekilsel bazı sorularda anlayabiliyoruz, bazı sorularda anlayamıyoruz. Neden bahsediyorum? Mesela bana şekil verdi. Şu hücrenin ekvator düzlemine de iki tane kromozomun dizildiğini söyledi. Dedi ki aşağıda verilen hücre mitoz mu geçiriyor, mayoz mu geçiriyor dedi. Senin buna cevabın ne bileyim ben. Şekle baktığımız zaman ya hocam bu mitoz bölünme Geçiriyor olabilir mitoz bölünme geçiyorsa ekvator düzlemine dizilmiştir. Yani bunlar normal 1 2 iken eşittir 2 kromozomlu bir hücrenin metafazına ait olabilir. Ama hocam mayoz 2'nin şekli mitoza zaten benziyor. O zaman bu mayoz bölünme de geçiriyor olabilir. Mayoz bölünme geçiriyorsa ikinci evrededir ki hayal ederim hocam bu mayoz 2'de olduğuna göre bunun mayoz 1'inde tetratları vardı yani şurada kromozomlar durmaya devam ediyordu. O zaman bu mayoz bölünme geçiriyorsa iki en eşittir dört kromozomlu bir hücredir diyeceksin. Ama mesela şu şekli verseydi hücrenin ekvator düzlemine tetratlar dizilmiş olsaydı homolog kromozomlar dizilmiş olsaydı ya hocam mitozda tetrat oluşumu yok ki bu kesinlikle mayoz bölünme yapıyor. Mayoz bölünme yapan iki en eşittir dört kromozomlu bir hücre diyecektin veya şöyle baktın zıt kutuplara çekilmiş kardeş kromotitler görüyorsun. Şurada da kardeş kromotit var zıt kutuplara çekilmiş. Burada da kardeş kromotit var. Kardeş kromotitlerin zıt kutuplara çekilmesi mitozda da var. Mayozda da var. Mayoz 2 de olabilir. Mitozda olabilir diyeceksin. Ama zıt kutuplara bir kromozom çekiliyorsa şurada da bir kromozomu görmüş olsaydın zıt kutuplara kromozomların çekilmesi sadece mayozun birinci evresinde var diyecektin. Kromozom sayısı hesaplama sorularını o şekilde şekilde çözecektin diyeyim. Hemen buradan mayozun sorularına geçiyorum gençler. Aşağıda verilen bilgilerden mayoza ait olanlara tik işareti koyunuz demiş. Tür içi kalıtsal varyasyonların oluşmasına tabii ki mayoz bölünme sağlar. Varyasyon çeşitlilik anlamına geliyordu. iken kromozomlu her hücrede meydana gelir. Hadi oradan. Bir kere benim eşeği ana hücrelerimde meydana geliyor. Benim karaciğerimde, dalağımda, böbreğimde, gözümde iken kromozomlu bunlar mayoz yapamaz ki. Tabii ki gamet oluşumunu sağlayacak. Tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Sizin buna cevabınız ne olacak? 1-2 saniye bekleyeyim. Tabii ki hocam doğru diyeceksiniz. Sakın sabiti gördüğünüz için mitozdur demeyeceksiniz. Bir kere ben iken 46 kromozomlu bir canlıyım. Kocam da iken 46 kromozomlu bir canlı. Biz mayoz bölünme yaptığımız zaman benim yumurtam 23 kromozomlu oluyor. Eşimden gelen sperm de 23 kromozomlu oluyor. Bizim çocuk yine 46 kromozomlu oluyor. Eğer mayoz bölünme olmasaydı, kromozom sayısı yarıya inmezseydi tür içi kromozom sayısı sabit kalamazdı tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını mayoz bölünme ve döllenme sağlar. Sakın sabitten düşmeyin diyeyim. DNA işlenmesi iki kere gerçekleşir. Hayır mayoz birin başında sadece bir kere gerçekleşiyor. Kromozom sayısını ve DNA miktarını tabii ki mayoz bölünme yarıya indirecek diyeyim. Buradan da homolog kromozomlarla ilgili bir soru çıktı karşıma. Bir hücreye biri anneden diğeri babadan gelen kromozomlara tabii ki homolog kromozom ismini veriyorduk. Homolog kromozomlar aynı şekil büyüklükte, aynı şekil ve büyüklükte olacaklar. Çünkü birbiriyle aynı özellikleri temsil ediyorlar. Karşılıklı lokuslarında aynı karakterlerle ilgili genler bulunacak. Eşeylü üremede döllenme olayı sonucunda tabii ki homolog kromozomlar bir araya gelecekler. Hemen diğer işaretlemeli soruma da geçiyorum. Aşağıda verilen hücre çeşitlerinde homolog kromozom çiftlerini bir arada bulunduranları tikle işaretleyelim. Homolog kromozom çiftlerini bir arada bulunduranlar 2n kromozomlu hücrelerdir sperm ana hücresi tabii ki iken kromozomludur. Sperm ana hücresi mayoz bölünme geçirerek en kromozomlu spermleri meydana getirecek. Erkek arının göz hücresi düşmem ben buna. Partonogenez öğrendim eşeğsiz üremede erkek arıların en kromozomlu olduğunu Öğrendim. Göz bir vücut hücresidir. Normalde vücut hücreleri iki en kromozomlu olur ama erkek arılar en kromozomlu canlılardı. Tabii ki gözü de en kromozomludur. Yumurta hücresi hadi oradan en kromozomlu bir hücredir. Testislerde sperm ana hücrelerinden sperm üretilir. Testis bir organdır. Organlarım 2N kromozomludur. Derim tabii ki 2N kromozomlu. Beynim de tabii ki 2N kromozomludur. Mesela yumurtalık hücresi deseydi de yumurtalık bir organdır. Tabii ki 2N kromozomlu olacaktır diyeyim. Buradan diğer soruma geçiyorum. Mayoz 1 ve Mayoz 2'de olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Mayoz 1 ve Mayoz 2'nin ikisinde de profaz, metafaz, anafaz, telafaz safhaları var. Yani çekirdek bölünmesi dediğimiz olay ikisinde de ortak olarak gerçekleşiyor. İyi ipliklerine kromozomlar tutunuyor. İkisinde de gayet ortak. Stokinez 1 ve stokinez 2 dediğimiz kısım var. Sentromeri karıştırma. Sentromer neydi? Kromozomların bir arada tutulduğu bölgelerde. Kardiyatlar kardeş kromatitlerin bir, birinden ayrılması, kromozomların sentromer bölgesinden ayrılması sadece anafaz 2 adını verdiğimiz evrede. O yüzden de hangileri ortak olarak gerçekleşir dediğine zaman cevabımızın 1 2 ve 3 olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Bir daha bakayım. Çekirdek bölünmesi tabii ki ortak, i ipliklerinin oluşması ortak olacak. Sitokinez de tabii ki ortak olarak gerçekleşecek. O zaman hemen şunu da 1 2 ve 3 olarak düzenleyeyim. Cevabımızı da E'ye düşürmüş olayım. Buradan da diğer bir sorumuza geçiyorum. Mayozda olaylarından hangileri farklı genetik kombinasyonların oluşmasına yol açar diyor? Anafaz bir de homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi genetik çeşitliliğe sebep oluyordu. Tetratların ekvatoral bölgeye dizilmesi tabii ki sebep olmayacak. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatikleri arasında parça değiş tokuşu yani crossing over sebep olur. Sitoplazmanın ikiye bölünmesi sebep olmaz. Çünkü sitoplazmanın ikiye bölünmesi mitozda da var. Mitoz genetik çeşitliliğe sebep oluyor mu ki sitoplazma bölünmesi de genetik çeşitliliğe sebep olur. Diyeyim gençler. Bir tane de bu boşluk doldurma çıktı karşıma. Eşey ana hücrelerinden mayoz bölünmelerle gametlerin oluşmasına gametogenez, gamet gametogenez ismini verebiliyoruz. Yani gamet oluşma anlamına geliyor. Homolog kromozomların birleşmesiyle oluşan yapıya da ne ismini vereceğiz? Tetrat ismini vereceğiz gençler. Homolog kromozomların yan yana gelerek birbirine değmesine ne ismini verdik? Sinaps siz ismini verdik. Hatta değdikleri noktalarda da kiyazma olur dedik. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromotitlerinin birbirine sarılması ise bizim için crossing over dediğimiz parça değişimi dediğimiz Olayın meydana gelmesine sebep olur. Birbirlerine sarılmalarına unutma kiyazma dedik. Kiyazma sonucunda da crossing over meydana tabii ki gelecektir diyeyim. Buradan da diğer bir soruma geçiyorum. Aşağıdaki olayların meydana geldiği mayoz evrelerini yazınız demiş. Crossing over dediğimiz olay nerede meydana geliyordu? Profaz 1 dediğimiz evrede meydana geliyordu. DNA sentezi, DNA'nın eşlenmesi ise aslında mayozun kendi içinde değil, mayozun başındaki interfazda meydana gelecek. Homolog kromozomlar zıt kutuplara çekiliyorlarsa anafaz 1 meydana geliyordur tetratların hücrenin ekvator düzleminde dizilmesi de yine metafaz 1 evresinde meydana gelir. Kardeş kromotitlerin zıt kutuplara çekilmesi artık sentromer ayrılması söz konusu yani anafaz 2 evresindeyiz. Sentromerlerin bölünmesi de yine anafaz 2 evresidir. Aslında 5 ve 6'da aynı şey yazıyor. En kromozomlu 4 hücre meydana geldiyse artık sitokinez iki gerçekleşmiş. Yani sitoplazma bölünmüş demektir. Bu sorumuza da hemen bakalım. Eşeyli ana hücrelerinden eşey hücreleri oluşurken olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Eşey ana hücrelerinden eşey hücresi oluşturuyorsak gerçekleşen olaya ne ismini veriyorduk? Mayoz ismini veriyorduk. Öncelikli olarak tetrat oluşumu, homolog kromozomların ayrılması, crossing over, kardeş kromitlerin ayrılmasını gördüğüme göre tetrat oluşumu ve crossing over profaz 1'de meydana geliyorlardı. Yanlarına profaz 1 deyip homolog kromozomların ayrılması anafaz bir kardeş kromatitlerin ayrılması anafaz 2'de gerçekleşecek. Şunu kendi içinde kıyas yapacak olursam tetratlar oluşacak değdikleri yerde crossing over meydana gelecek. Yani 1 ve 3 şeklinde gitmesi gerekiyor. Tabii ki anafaz 1 anafaz 2'den önce gerçekleşecek. Yani cevabımız B'ye düşmüş oldu. Diğer bir soruma da bakıyorum. Mayoz bölünmesinde 23 tetrat gözlenen bir hücrenin aslında insan gibi düşünebiliriz. Ne demiştim? Şöyle göstereyim. 1 2 3 4. 4 tane kromatit bir araya geldiği zaman hop 2 tane kromozomu meydana getiriyordu. 2 tane kromozom homolog kromozom bir araya geldiği zaman da şöyle dörtlü aslında herhangi bir sayısal işlem yapmaya gerek yok kendimiz de kurabiliyoruz tetratları meydana getiriyordu. Şimdi 23 tane tetratı olan bir canlının kromozom sayısı kaçtır? 46'dır o zaman kromozom sayısı 46'yı yapıştırdım kromotit sayısı da bunun iki katı olacağına göre 46 çarpı 2 de tabii ki 92 tane kromotiti vardır diyeceğiz mayoz sonucunda oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı kaçtır tetras sayısına eşittir veya sen bunun 46 kromozomlu olduğunu buldun mu iken 46 kromozomlu bir canlı mayoz yaptığı zaman ne yapar en eşittir 23 kromozomlu hücreler meydana getirir diyeyim. Hemen son soruma da geldim. Aşağıdakilerden hangisi iken 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait olamaz diyor. Şimdi baktığım zaman ben bunda kararsız kalırım. Mitoz da olabilir, mayoz da olabilir. O zaman iki alternatifi de yazayım. Şimdi bu mitoz da olabilir, mayoz da olabilir dedik ya. Mitoz bölünme yapıyorsa 1, 2, 3, 4. 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mitozudur. Hocam mayozsa mayoz 2'de mayoz bölünme yapıyorsa bunlar bir zamanlar tetrattı. Yani bunların diğerlerini de ben hayal ederim hocam. O zaman dedim ki mayoz bölünme yapıyorsa 2'yen eşittir 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine aittir cevabı yapıştırdım. Şuraya bakıyorum zaten homolog kromozomlar dizilmiş. Homolog kromozomların böyle üst üste dizildiği sadece mayoz bölünmede görülür ki şurada da nesini görüyorsun parçaların birbirine değmesini görüyorsun. 1, 2, 3, dört tane kromozom var. Mayozun stokinezine ait olabilir. Şöyle kromatin ipliklerin dışlara doğru gitmesi de yine mayoza ait olabilir diyeyim. Ve konuyu bitireyim. Biz bugün neler öğrendik? Mayoz üreme ana hücrelerinden üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar dedik. Kromozom sayısının yarıya inmesini sağlar. Tür içi çeşitliliği yani kalıtsal varyasyonların oluşmasını sağlar dedik. Aynı zamanda mayoz ve döllenme olayları tabii ki kromozom sayısının sabit kalmasını da sağlayacaktı. En başta bir interfaz arkasından da mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki tane bölünme meydana geliyordu. Mayoz bölünme sonucunda dört tane yavru hücre oluşacaktı. Bir anneden diğeri babadan gelen kromozomlarıma homolog kromozom ismini veriyordum. Tetrat, sinapsis, kiyazma, crossing over görünce yapıştır, mayozdur. Mitozda bu kavramlardan bahsetmedik. Anafaz bir de homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi tabii ki kalıtsal çeşitliyle yol açıyordu. Mayoz 2 mitoza benzer şekilde meydana geliyordu diyeyim gençler. Böylelikle mayozu da bitirmiş oldum. Hemen ödüllü soruyu gösterdim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.